Türk Hava Yolları Vereli'ni memleket kampanyası başlattı. 28 Kasım 4 Aralık 2022 tarihleri arasında TC numaranızı girerek bilet alacaksınız. Ailelere yönelik bu. En az 3 kişi olacak, en fazla 9 kişiye %30 indirim var. Biletleri alıyorsunuz. Ne zaman uçabileceksiniz? 1 Mayıs ve 30 Eylül 2023 tarihleri arasında. Yani yaz aylarında Türkiye'ye gidişte indirim var. %30. Bu kampanyadan hangi ülkelerde yaşayanlar yararlanacak? Tabii Türk Hava Yolları'nın kendi sitesinde buna yönelik ülkelerle ilgili açıklamayı bulamadım hala da. Ama yazılanlar haberlerde şu ülkelerde yaşayanlar bu kampanyadan yararlanacaklar. Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Lüksemburg, Birleşik Krallık yani İngiltere ve diğer Birleşik Krallık'taki ülkelerde yaşayanlar, İsviçre, Fransa, İsveç, Danimarka, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada. İsveç'i de tam olarak teyit edemedik ama o da yazıyor orada. Yani bu ülkelerde yaşayan gurbetçiler TC numaralarını girerek 28 Kasım saat 00'dan itibaren 4 Aralık 2023'ün saat 24'üne kadar biletlerini alabilecekler. Ne zaman uçacaklar? 1 Mayıs ve 30 Eylül 2023 tarihleri arasında. Tabii burada şu var. Vereni memleket diyor. Ailelere yönelik var. Tabii emekliler var. İki kişi eş ve eşiyle beraber gidecek ama 3 kişi olmadığı zaman için bundan yararlanamayacak emekli, gurbetçi, yurt dışında yaşayan. Bir de soyadlarının tutması önemli değil. Yani iki kişinin, bu da işte evlilik dışı ilişkileri olanlar veya işte kız arkadaşına falan seyahat edecekler için bir avantaj. Veya işte çocukları var ama 3 kişiler. Bu böyle, yani paylaşılan bilgiler bu şekilde. Şey istiyor musunuz? Türk Hava Yolları'nın buna yönelik afişi şu şekilde. Evet. Şimdi burada şu var tabii. Biliyorsunuz Ahmet Davutoğlu 2015 Kasım seçimlerinde kuş sütü eksik her şeyi gurbetçiye vaat etmişti. Onun zamanında da yine o zaman 2 ile 9 kişi arasındaydı. Ailelere yönelik %20 indirim Türk Hava Yolları'ndan yapmayı vaat etmişti. Ne oldu ondan sonra? Biz de tabii yurt dışında diğer ülkelerde yaşayanlar, mesela ben Finlandiya'da yaşıyorum. Tüm gurbetçilere yönelik bu uygulama yapılacak yine. Beklerken yine belirli ülkeleri yapıp diğer ülkeleri ne yaptılar? Es geçtiler. Ve bunun neticesinde ben gurbetçinin hakkını aramak için yazdım. En sonunda 2016'nın Nisan ayında Finlandiya gelmişti Ahmet Davutoğlu. İşte kaldığı otele gittim, tam ona söyleyecektim. O arada işte o zamanın AK Parti'nin etkili ismi Yalçın Akdoğan'la karşılaştım. O da Trabzonlu tabii benim gibi. Dedim böyle böyle ya, söyleyeceğim ona dedim. Yo dedi, ya o bizim işimiz dedi, biz onu hallederiz dedi. Onu deyince ben de daha Ahmet Davutoğlu'yu ne yaptı? Orada arka, inince aşağı çocuklar fotoğraf çektirdik onu, arkadaşların çocuklarından. Söylemedim ona. Ama ne oldu? Verilen söz tutulmadı. Ahmet Davutoğlu 2016 yılında başbakanlıktan alınınca, yani kızağa çekilince, resmen partiden kovulunca ben içimden oh oldu dedim. Ve kendi sitesine de yazdım ona, dedim. Hakkımız size helal etmiyoruz dedim. Hakkımızı gurbetçiler olarak. Şimdi ne görüyoruz? Aynı uygulama şimdi de var. Bilmiyoruz tabii, sadece diyorlar işte TC numaranı girip alırken indirim olacak. En az 3 kişi olacaksın. İşte 9 kişiye kadar. Dediğim gibi yani emekliler, yani torunu moruna karışmış ama eşiyle beraber birisi gitmek istese veya işte kız arkadaşıyla iki kişi, kız arkadaşı diyoruz artık. Çünkü onu açık bırakmışlar. Soyadı tutmasa da olur diyorlar. Alamıyorlar. Yani burada bir eksiklik var. Yani Ahmet Davutoğlu'nun zamanında 2 ile 9 kişi. O normal. Yani burada çocuksuz kişi gidemiyor. İlla çocuğun olacak diyor veya 3 kişi olacaksın. Artık ona göre. Şimdi burada adaletsizlik şurada. Yani gurbetçi, vereli memleket diyoruz. Senin başka ülkelerde yaşayan gurbetçilerinin memleketi değil mi orası? Yani ne yapıyorsun? Finlandiya'da var mı? 15 bin civarında gurbetçi yaşıyor. Çoluk çocuk işte Finlilerden olan hanımların. Norveç'te var mı? Var. Bunlar dışarıda. Estonya'da bile var. İşte İtalya'da vardır.
Portekiz'de vardır, İspanya'da vardır, Macaristan'da vardır, çok Polonya'da vardır. Yani ne yapıyorsun? Rusya'da vardır. Bunları ne yapıyorsun? Dışlıyorsun. Şu ülkedekileri veriyorum ve AK Partili milletvekili de çok büyük bir iş yapmış gibi çıkıyor. Diyor ki biz bunu gurbetçiye yönelik hallettin. Neyi hallettin? UYD yani DNA'm var yurt dışında. Ne yapıyorsun? Her ülkede kurmaya çalışıyorsun. Oradakilere gidiyorsun işte şimdi Kanada'ya falan gitmişler. Ne yapacaksın orada? Birkaç kişiye sesleniyorsun. Orada sana hiçbiri demiyor mu ki ya bizi niye düşünmediniz? Bizi niye ekart ettiniz? Ha, burada Türk Hava Yolları'nın göründüğü kadarıyla diğer hava yolu şirketleriyle büyük rekabeti var bu ülkelerde. Burada da ne yapıyor? %30 indirim yapıyor. Bu arada da Vereni memleket adı olmuş. Evet, Vereni memleket olmuş. Gurbetçi ne yapacak yazın? Biletler zaten çok yüksek. Ama diğer ülkelerdekiler Haziran 2023'te ne olacak? Sandık onların önüne de gelecek. Belki 1000 oyla 2000 oyla seçim sonucu belirlenecek. Gurbetçi küstür dur. Şimdi de ne yapıyorsun? Gurbetçinin belli bir kısmını devre dışı bırakmışsın. Tamam, Cumhurbaşkanlığı bundan haberi var mı yok mu bilmiyorum. Ama arkadaşlar bunu şikayet edeceğiniz yer biliyorsunuz cimer.gov.tr. Buraya şikayet ediniz. Sizin haklarınız verilmedi diye sizi dışlamışlar diye Cumhurbaşkanlığına yazınız. Ne olur? Sonradan bir kampanya açılır. O kampanyada da bu şu andaki ülkelerin dışındaki ülkelerde dahil edilir. Bunlar dahil edilmez. Onlara da %30 indirimli biletler yaz tatili için ne yapar? Satılır. Evet, biletler çok pahalı. Türk Hava Yolları'nı ben şu bakımdan diyorum. Tamam, ucuz hava yolu şirketi bulursunuz. Ondan gidersiniz. Türk Hava Yolları dünyanın değişik ülkelerinden topluyor ve taşıyor ilgili ülkelere. Onun için biletleri pahalı. Uçaklar dolu gidiyor. Gitsin. Ben Finlandiya'ya geliyor. Hiçbir şey yapmam. Sen de git Pegasus'tan uç. Veyahut daha ucuz ne bulursan yani Finnair'de bazı Türkiye'nin işte güney illerine bazen uçuyor. Başka yolları dene. Niye? Türk Hava Yolları kazansın, devletimiz kazansın. Biz buna bir şey demiyoruz. Ama böyle bir indirim kampanyasında bir gurbetçinin bu oralarda yaşayanların da düşünmek gerekiyordu. Devlet baba gibidir. Evlatları arasında ne yapmaz? Ayrım yapmaz. Ama ne oluyor? Ahmet Davutoğlu zamanında yapıldı. Şimdi de ayrım yapılıyor. Ben ne zaman ne dediydim o zaman Ahmet Davutoğlu'na? Hakkımı sana helal etmiyorum dedi. Gittiği, görevden alındığı zaman da ben bunu yine onun kendi sayfasına yazdım. Ama dediğim gibi yazıyla yazmıştım. Ondan sonra geldim. Yalçın Akdoğan bana ne dedi? Dedi söz yok dedi. O kolay iş bizim iş. Hemen hallederiz onu dedi. Ben dedim bak gurbetçinin hakkını yiyorsunuz burada. Ettiler mi? Etmediler. Hepsi şu anda varlar mı? Bir yerde yok. Silindi gittiler. Ondan sonra da AK Parti'nin yurt dışından sorumlu milletvekili ne diyor? Ooo sizlere müjde veriyor. Kime müjde veriyorsun? Türk Hava Yolları güya şey yapmış. Doğru dürüst açıklamada yok. Dediğim gibi ama 28 Kasım saat 00 itibariyle bu belirttiğim ülkeler, isterseniz ülkeleri sizlere bir daha sayayım isimlerini. Yani internette düşen şeyler, Türk Hava Yolları'ndan link bulamadım hala da. Ne alası olacaksınız biletleri? Kimlik numaranızı girerek. TC kimlik numarası. Yani TC vatandaşı olmak zorunda. Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Birleşik Krallık yani İngiltere ve diğerleri, İsviçre, Fransa, Danimarka, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Lüksemburg. Ya Lüksemburg bile küçücük ülke ama oradan da indirim var. Çünkü orada ama Finlandiya gibi, Norveç gibi, işte Macaristan gibi, Bulgaristan, ondan sonra Romanya olur, diğer Yunanistan'da bile olur. Gurbetçi orada da yaşıyor. Ondan sonra İspanya, Portekiz, İtalya, Norveç'i saydım. Diğer Polonya, birçok ülkedeki yaşayan gurbetçiler bundan ne yapardı? Yararlanamayacaklar. Arjantin'den tut, her tarafta gurbetçi var. Rusya'daki de var, Çin'de de var. Ne de var? Japonya'da da var. Burada da bir diğer konuyu biz iş adamı olduğumuz için, ticareti bildiğimiz için ve uluslararası durumu da bildiğimiz için bir sakıncalı durum var. Şimdi TC numarasını giren ne yapacak? İndirim olacak bu ülkelerden. Diğerlerine olmayacak. Halka açık veya işte uluslararası açık borsalara da açık bir şirket böyle bir uygulamayı yapıyor. Bunun tabii diğer sakıncaları nelerdir onları bilmiyoruz ama bir tek bizim için önemli olan şu noktaya değiniyoruz. Gurbetçiler arasında ayrım yapılmıştır. Buna Cumhurbaşkanı'nın el atması lazım. Ve acilen yurt dışıyla ilgili daha iyi organizasyon yapacak milletvekili veya onların dışında bir şeyler yapılması lazım. Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı da bir şey yok.
UİD, yani o Avrupa'daki işte UET'de eski adı, o dernekte sadece milletvekili, gelen milletvekili veya bürokratlara gezdirme değneği, herhangi bir katkısı gurbetçilere yok. Gurbetçilerin isteklerini de ileri doğru gerçekçi olarak iletmiyorlar. Yani seçim 2023 Haziran'da ama yapılan çok büyük yanlış var şu anda yine. Ne yapmıştık? Dile getirdiydik. Gurbeti getiriyor 2 senede arabasını Türkiye'ye. Yurt, arabayı bırakıp dışarı çıkarken taahhütname vermediği için binlerce, on binlerce euro, TR cezalar ödeyenleri var. Yüz binlerce hatta. Şimdi ne yaptılar? Ses bağırdı, çağırdı millet. Onu ne yaptılar? 9 Kasım 2022 tarihinde cezayı 1880 TL'ye sabitlediler. Önceden ödeyenler yandı. Bu kadar kolaymış. Niye yapmadınız onu şimdiye kadar? Aynı şekilde 6090 TL yılbaşından itibaren cep telefonuna gurbetçi ödeyecek ki Türk hattı taksın ona. Bunun da kolay yolu nedir? Gurbetçi kendi telefonundan giriyor, kendi telefonundan dışarı çıkacaktır. Sen ona Türk hattı taktığı zaman orada ne yapıyor? O sinyal 6 aydan bir gün fazla Türkiye'de sinyal verirse o zaman der ki gel sen cezanı şurada öde, almışsın, kaydettirmemişsin. Ama senede bu telefon 6 aydan bir gün az yurt dışından sinyal veriyorsa bir gün fazla, o demek ne oluyor? Yurt dışındadır. O zaman ondan 6090 TL'yi alma. Bunu da kolay bir şekilde çözebilirsin. Nasıl arabayı çözdüğünüz gibi. Diğer konularda zaten sizlere video yapıyorum. Bugün bana yine mesaj geldi. Otomatik bilgi paylaşımında vatandaşın bilgileri ilgili ülkeyle paylaşılmış. Paylaştığı zaman da kira geliri, şu bu hepsi de gözüktüğü için şimdi tapularını ve diğer şeylerini bana bize getirdiğine ilgili ülke ondan ne yapmış? Tüm belgelerini istemiş. Burada ne yapmış? Gurbetçi otomatik bilgi paylaşımında tamamıyla yüzüstü bırakılmıştı. Onunla ilgili de 263 video yapmıştım size biliyorsunuz. Ben gurbetçinin sesini elimden geldiği kadar iletmeye çalışıyorum sizlere. Yine de iletmeye devam edeceğim. Ama bu konuda şu anda video yapmak gereğini hissettim sizlere. Çünkü ben Finlandiya'da yaşıyorum ama gurbetçilerin çoğu bundan habersizdir. Doğru dürüst de bir şey yok. Bir haber öyle çıktı. Ama 28 Kasım saat 00'dan itibaren 4 Aralık saat 24'e kadar 2022'de biletlerinizi almaya çalışabilirsiniz. TC numaranızı bilet alırken girin. En az 3 kişi olacak. 9 kişiye kadar. Ne yapacaksınız? 1 Mayıs'la 30 Eylül 2023 tarihleri arasında indirimli bilet almanız Türk Hava Yolları'ndan mümkün. Evet arkadaşlar, hepinize Helsinki'den selamlar. Kalın sağlıcakla.